Yayında mıyız arkadaşlar? Sevgili Rafet, yayında mı? Değerli izleyenler, yeni yayın döneminden hepinize iyi günler dileyelim. Cumhuriyet Meclisi Bahçesi'ndeyiz. Cumhuriyet Meclisi Bahçesi'nde bugün biliyorsunuz ki yeni yasalama yılı başladı. Ekim ayının ilk haftası başladı ve az önce de işte meclise temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla aslında siyasetin durumunu ana hatlarıyla kendi bakış açılarıyla ortaya koydular. Biz geçtiğimiz günlerde özellikle 2023'ü artık 10. ayına girdik. 2023 ekonomik nasıl bir ekonomi geride bıraktık ve 2024'te neler beklentileriyle ilgili bu konuda tabii ki uzun yıllar hem bürokraside bulunmuş bu ekonomi mali açıdan, yönetimsel açıdan halen şu anda da ekonomi bakanı yani hem onun bu mesleği ve tabii ki şu anda siyasette yürütme adına ekonomi başlığında önemli bir görevi yürütüyor. Ekonomi Enerji Bakanımız Sayın Olgun Amcaoğlu'yla başlamak istedik yeni yasama dönemine. Ekonomi ana gündem maddemiz. Sayın Bakanımız, canlı yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Levent. Nasılsınız? Önce öyle soralım. Şükürler olsun, sağlığımız yerinde, ülkenin ekonomik anlamda sağlığında yerinde olabilmesi için uğraşıyoruz tabiri caizse. Geçen yıl Aralık ayında ekonomi zirvesine katılmıştık İstanbul'da bakanlık evet, olarak. Evet, hatırladım. Özellikle 3 başlık altında herkes tereddütlerini, bütün ülkenin gelen, mütakabil yasasına gelen temsilcileri aynı şeyleri dile getiriyordu. İşte enerjideki, akaryakıttaki ve tedarik zincirlerindeki yaşanması muhtemel sıkıntılarla ilgili olarak 3 ayın sonrasına herhangi bir öngörüde bulunamayacağı ve çok büyük krizlerin kapıda olduğu söylenmişti. Evet. Hem Covid'in etkileri, pandeminin yarattığı ekonomik anlamdaki etkiler, mikro anlamdaki üretimlerin olamadığı, makro anlamdaki tedariklerin gerçekleştirilemediği, hem de işte Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı özellikle akaryakıt piyasasındaki o iki ülkenin savaşı değil de global anlamda dünyanın ekonomik krizine dönüşen sonuçlarının ülkemizde de rahatlıkla yaşandığını gördük. Hep birlikte yaşıyoruz da. İşte bir an önce 3. yasama döneminin açılışında evet, dile getirilenler vardı kürsüden. Özellikle Sayın Muhalefet Ana Muhalefet Lideri Tuğan Hocam'ın girdi maliyet unsurlarından bahsetti. Enerjinin ne kadar pahalı olduğunu, bu enerji fiyatlarıyla üretimin çok sıkıntılı olduğunu dile getirdi. Katılıyoruz. İşte tam da bu noktadan bakış açısıyla baktığımız zaman dünyada uluslararası piyasaya alınan bir ürün akaryakıt. Güneydeki komşularımızda 47-48 lira Türk lirası olan litresinin, Türkiye'de 41 lira olan litresinin mazotun, bu ülkenin ana girdiği maliyet unsuru olan bilen, yıllarca bu tonda çalışan birisi olarak, maliyenin içinde, tozun toprağın içinde bu konuda emek veren birisi olarak, ekonomik anlamdaki yansımalara çok eşeri bildiğimiz için özellikle üzerine titriyoruz. Akaryakıta zam yapmamak adına elimizdeki bütün enstrümanları kullanıyoruz zaten Levent Kutay. Neden? Çünkü çok net biliyorum ki 60 kuruşluk bir akaryakıt zammının yukarıya doğru ülkenin maliyenin kasasına 20-30 milyon gibi bir gelir elde etmek için şans yaratacağı ama bunun karşılığında yansımalarıyla %1 denk geleceği için hayat pahalılığı oranlarında minimum 250-300 milyonluk yıllık maliyetlere sebep olacağını net biliyorum. İşte son 2 ayda açıklanan bugün de yeni hayat pahalılığının açıklanmasını beklediğimiz geçmiş ayın geldiğimiz noktada %20'ler seviyesinde olması gelecek yıl bütçe üzerinde yaklaşık direkt 5 milyarlık bir ek maliyet unsuru olarak etkileyeceğini ben çok net biliyorum. İşte bunun için hem girdi maliyet unsuru olarak üretimdeki sıkıntıların yaşanmaması adına hem insanımızın cebinden daha az bu konuda işte harcama yapılması adına evet, hem de ülkenin maliyenin kasalarından sorumluluk adı altında daha az maliyet unsurları yaratılması adına uğraşıyoruz Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak. Ve bütün enstrümanlarıyla bütün bu konuda işte sektörün içinde yer alan faktörleriyle birlikte diyoruz ki daha ucuz akaryakıt, daha çok üretim, daha az harcama, daha az maliyet olsun diye ekonomik anlamda uğraş veriyoruz. Zaten rakamlara baktığınızda herkesin yani yaklaşık güneyle %56'lık bir ucuz akaryakıt satışına olanak verildiği bu noktada herhalde çok fazla söyleyecek bir sözü yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok net biliyorum ki 10 kiloluk tüp gazın güneydeki fiyatı 472 TL.
Türkiye'deki veya 433 TL'de bizdeki rakamlara baktığınızda bunların özellikle işte turizmdeki girdi maliyet unsuru olan LPG'nin ve üretimde süt ve süt endüstrisinde kullanılan üretimdeki çok önemli bir girdi maliyet unsuru olduğunu biliyoruz. Ve diyoruz ki bunları da aşağı tutabilmek adına hareket gösterelim ve bu konudaki planlamaları yapalım ki ülkemizdeki rekabet edebilme şansını elde etsin. Süt ve süt ürünleri ya da turizm hizmet sektörüne gelip hizmet alan turist anlamdaki bizden bu konuda hizmet almak isteyenler diye adım atıyoruz Levent. Tabii bu konuda bazı eleştiriler geliyor. Sanki de bu ülkenin toprakları içerisinde 3355 km'de petrol kuyusu da var da biz çıkarıp vermiyoruz insanlara. Ben de her zaman şunu söylüyorum. Uluslararası piyasadan alınan, uluslararası piyasalarda fiyatlanan bir mal ve ürünü ülkemize getirmek gibi bir durumu söz konusuysa onun üzerine çok fazla bir fiyat oluşması noktasında etki yaratmanız söz konusu değildir. Ama yine de her şeye rağmen biz çıkıp ülkemizdeki işte bir an önce özellikle söylemek istiyorum. Yeni yasama döneminde yapılan özellikle muhalefet tarafındaki açılış konuşmasında her şey bu memlekette bitti, her şey kötüdür bakışçasıyla. Zaten başta ekonomiyi ve eğitimi, sağlığı, çalışma koşullarını artık yukarıya taşıyamazsınız. Biraz pozitif olmak lazım. Bardağın dolu tarafında görebilmek lazım, gösterebilmek lazım. Bizim politikacıların, siyaset yapanların en önemli yapması gerekenleri ülkemize negatif anlamda bir enerji yüklemek değil, pozitif anlamda olabilecek olanları hep birlikte yanlışlara göstererek, eksiklikleri dile getirerek bunların tamamlanabilmesiyle ilgili gayret sermekten başka bir şey olmaması lazımdır diye düşünüyorum. Ben tabii ki oradaki eleştirilere dikkat edin dedim Sayın Levent Kutay. Dikkate alınması gerekir. Muhalefetin bakış açısı elbette ki çok önemlidir. Ama yine söylüyorum işte daha geçen hafta ikinci toplantısını yaptığımız enerji dairesinin kurulumuyla alakalı genel görüşmeler devam ediyor. Geçen yıl Temmuz ayında buraya getirdim enerjiyle ilgili iki yasayı, enerji dairesi ve enerji risk kurulu. Neden söylerim? En önemli şey diyoruz enerji, maliyet unsuru diyoruz, muhalefet olarak şikayet de ediyoruz. Bu konuda bir yıl önce gelen bir yasa tasarısının görüşülebilmesi için daha Nisan ayında eylemler burada yapılırken ana muhalefeti, iktidarı beraber ivedilik kararı alabilmişler. Ben diyorum ki sizin gelecekle ilgili kısa, orta, uzun vadedeki enerji planlamalarını yapabilmeniz için içerisinde mühendislik katkılarının yer aldığı enerji dairesinin olması gerekliliği, devamında enerji üst kurulunun oturup en az 9 tane bilim adamıyla jeofizik mühendisine tutun da makine mühendisine, elektrik mühendisine kadar içerisinde çalışma gösterebilecek olan ve sizin o planlamalarınızı yapıp devlet politikası haline gelecek enerji strateji eylem planınızı tanzim etmezlerse bu ülkenin geleceğini işte bugün her gün tartıştığımız elektrik kurumunun içerisindeki yer aldığı o psikos, o sistem, o üretimde bir türlü çağı yakalayamama hepimizin dilime pelensanlık olarak konuşup duracağız. Biz de diyoruz ki şikayeti bırakalım. Evet. Artık dünyadakinin gerçeklerine uygun şekilde bir şeyler yapalım. İlk önce yasalarımızı geçirelim. İlk önce enerji dairemizi kuralım. Devamında enerji üst kurulumuzu o konudaki strateji ile planlarını gerçekleştirebilsin diye tekrardan hayata geçirelim. Onların da katkılarıyla elektrikli araçlar ve enerji verimli yasalarını hayata geçirelim ve devamında 1954 yılında geçen fasıl 170-171 o yasaları ele alalım, güncelleyelim, çağın koşullarına uydurulan diyoruz Sayın Levent Kutay. Evet. Bunlar için uğraşıyoruz çünkü bir an önce ifade edildiği gibi meclis kürsüsünden enerji çok önemli bir şey. Girdi maliyet unsuru olarak insanımızın hayatına çağdaş anlamda değer katma noktasından bakış açısı olarak ve bu noktada biz her şeyin temelinde yasal bir zeminin sağlıklı bir şekilde yer almasını, şekillenmesini, eksik olanların tamamlanmasını hayata geçirmek için uğraşıyoruz. İşte bu hafta da Enerji Dairesi'nin kurulumuyla ilgili genel görüşmeler devam edecek. Bütün sivil toplum örgütlerini, odaları dinliyoruz. Siyaseti dinliyoruz, muhalefeti dinliyoruz ve ilk adımları atmaya başlıyoruz. Çünkü 2030'a kadar bir süremiz var. Çok net söylüyorum. Bugün 2023 Ekim ayı ve biz 2030 yılının Ocak ayına kadar bu ülkeyi bütün dünyada gerçeklerine uygun şekilde adaların ana karalara bağlanıp enterkonnekte olması durumu söz konusudur dendiği noktada enterkonnekte edemezsek, kabloyla ilgili projeyi bu ülkeye getirme şansını elde edemezsek, 800 megawattlık enerji arz güvenliğini sağlayamazsak,
bu ülkede 333 gün güneş gören bu ülkede her anlamda insanımızın ihtiyacını karşılayabilecek güneş enerji sistemlerinin kurulabilmesi, yenilenebilir enerji sistemlerinin rakamlarının artabilmesini sağlayamazsak herhalde 2030'da hepimiz tasımızı tarağımızı toplayıp bu ülkeyi terk etmek zorunda kalacağız. Çünkü karanlıkta kalacağız Levent Kutay. Söyledim işte. Nisan ayından beri de söylüyorum. Kürsüde burada eylemler yapılırken dedim. Yaz aylarında arz güvenliği yaşayacağız. Sıkıntı yaşayacağız. Eksik üretimden dolayı elektrik kesintileriyle boğuşacağız dedim. Çünkü altyapıdaki eksiklikler ve o yaşlı altyapının yarattığı noksanlıklar bizleri bunun nereye kadar getirdi. Şu an Ekim ayındayız. Eylül bitti. Ekim ayındayız. Belki de Nisan ayıyla birlikte Eylül-Ekim aylarında en az enerjiye ihtiyacımız olduğu bu dönemlerde bile Güney Kıbrıs'tan enerji alma ihtiyacı duyuyorsak ve elektrik kurumunun o 300 megawatta yakın elektrik üretecek olan altyapısının 120 megawatt, 130 megawatt elektrik ürettiğini biliyorsak, bununla bunu sürdürülemeyeceğini net şekilde buralardan ifade ediyorsak, iktidarın ekonomi ve enerji bakanı olarak kimse bunu garipsemesin. Ben Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi yanlışı ve susacak dilsiz şeytan değilim Levent Kutay. Söylüyorum, kış aylarında da eğer bu noktadaki çabucak yaralarımızı sarmazsak, özellikle teknik tarafındaki o çalışmayan makinelerin servislerini yapıp eksik olanların çalışmasını söz konusu işte o konudaki enerjiyi üretme noktasına getiremezsek, kısmette varsa inşallah yaşamayız. Aralık ayından itibaren de çok yüksek enerji kesintileriyle karşı karşıya kalacağız. Ve ben üzülerek söylüyorum. Bunları yaşamak bu ülkenin talihi olmamalıdır. Her ne olursa olsun biz elimizden geldiği kadar Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak bu konudaki sıkıntıları her platforma dile getiriyoruz. Hem bakanlığa kurulunda, hem yapılan toplantılarda, hem bu gibi çıktığımız ekranlarda dile getiriyoruz. Çünkü bir şeyleri ortak anlamda dile getirmek lazım Sayın Levent Kutay. Evet. Bu sadece bizim sorunumuz değil, ülkenin sorunu. İşte birileri çıktı dedi ki 4 yıldır yatırım yapılmıyor. Ondan önceki yıllarda yatırım yapılmadı. Dörtlü koalisyon hükümet zamanında da yatırımlar yapılmadı. Bu konuda adımlar atılmadı. Güneş enerji sistemleriyle olsun, isterse kabloyla bu ülkeye elektriğin getirilebilmesiyle alakalı olsun. Hiç bu denli bu konuda ısrarcı olup projeler takip edilmedi. Yani belki de o günlerde adımlar atılmış olsaydı, fizibilite çalışmaları başlatılmış olsaydı ki şimdi başladı. Bugüne kadar geldiğimiz noktada projenin inşaatı için çalışmalara başlamış olacaktı. Sonuçlanma şansı da elde etmiş olacaktı. Ama hep konuştuk, tekrar konuştuk, birbirimizi hırpaladık, birbirimizin etinden et kopardık ve bugünlere ayak geldik. Geldik de ne oldu? Bugün ne evimize, ne iş yerimize, ne de herhangi bir noktadaki ihtiyacımızı görecek enerjiye ulaşma gibi bir şans elde edemedik. İşte enerji olsun, akaryakıt olsun, bundan sonraki süreçlerde pandemide yaşadığımız mikro anlamdaki üretimi bile yapamama noktasından daha ileriye gitme noktasında adımlar olsun. Biz Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak ister sanayi yasası olsun, ister hal yasası olsun, ister enerji yasaları olsun, isterse bu konulardaki yapılacak olan planlamalarda her zaman ön planda olup edilgen değil etken vaziyette geleceğine dair bu ülkenin planlarının yapılmasında bir rolü üstleneceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Ama şikayet ederek değil, çareler üreterek, eksikleri görerek, eleştirilere dinleyerek, yapıcı eleştirileri özellikle dinleyerek bu konudaki eksiklerin giderilmesi adına üzerimize düşeni yapacağız Sayın Levent Kutay. Şimdi yayından önce akaryakıt fiyatlarını benimle paylaştınız. Evet. Yani şimdi burada mukayeseli baktığımızda 95 benzin 32.21 bizde, 37.25 Türkiye'de. Güney Kıbrıs'ta kur bazında yani 1.55 üstünde hesapladığınızda da şu anda işte 44.95 Euro dizelde 31.65 bizde, 40.67 Türkiye'de, 47.65 TL yani 1.65 Euro da Güney Kıbrıs'ta. Evet. Siz yani biz fiyatları baskılıyorsunuz mesajı vermeye çalışıyorsunuz. Baskılıyoruz değil. Devletin aldığı fonlardan bahsediyorlar bana. İşte. Evet. Fiyat israfının en önemli iş başlığı vardır. Dört başlığı vardır Sayın Levent Kutay. Biri akaryakıt, alkollü işi, motorlu araçlar ve sigara. Evet. Bu dört kalem gerçekleşen ki bütçenin ana gelir kalemlerinden biridir. Fiyat israfını, kapma değer vergisi ve bu konudaki gümrük vergileriyle birlikte hemen hemen bütün gelirlerinizi oluştuğu başlıkların tamamına yakındır. Ama
fiyat israfının bu 4 tane gelir getirici unsurunun içerisinde en önemli konulardan biri olan akaryakıt %80'ine denk gelir. Bu 4 tane başlayan getirisi. Biz diyoruz ki hiçbir şey kazanmayalım. Fon olarak ülkemizin maliyenin kasasından içeri bir tek kuruş koymayalım. Buna rağmen bu fiyatları bu şekilde tutalım. Maliyenin kasasında 20 milyon 30 milyon girmezken çıkma sebebi olacak olan 250 milyonları ödemeyelim. Ama bu ülkedeki üretimi, bu ülkedeki yaşayan insanın cebinden çıkacak olan o kaynağı, bu ülkedeki maliyenin ödemek zorunda olduğu zorunlulukları kabartmayalım, yükseltmeyelim diyoruz biz. İşte söylüyorum ben, biz de aynı piyasadan, aynı uluslararası piyasadan aldığımız bu ürünü, aynı uluslararası fiyatlandırmalardan sonra aldığımız bu ürünü, hala daha güneyde 47 lira olan, 48 lira olan bu ürünü 31.65'e satabiliyorsak, bilin ki devletin buradan bir tek kuruşluk karı yoktur. Bir tek kuruşluk fona aktardığı kaynak yoktur ve özellikle söylüyoruz, burası bizim gelirimiz değil, halkımızın cebinden çıkacak olanı, sanayicinin üretimdeki düşük maliyetle üretim yapılmasının, yapabilmesinin kapılarını açmaktan başka bir şey değil düşündüğümüz. Bu ekonomik zamanda, bu ekonomik sıkıntı yaşandığı, bu darboğaz yaşandığı bugünlerde, dünya ekonomisinin daha büyüğünün yaşadığı bu ekonomilerde ki sıkıntılar söz konusu yok. Bir darbede biz fon alacağız diye, kasalarımızdan içeri fon geliri gerçekleştireceğiz diye üreticimizi, hayvancımızı ve insanımızı, yatırım yapanı daha büyük yük altına sokmayalım diye uğraşıyoruz. Rakamlar zaten söylüyor bunları, siz de ifade ettiniz. Çok nettir. Ve bu politikayı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın başında biz olduğumuz sürece devam ettireceğiz. Çünkü bu ülke ada ülkesi ve kapalı ekonomik koşullar altında yaşayan bir ülke. Tek irtibatta olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ve 1 milyonluk nüfusa sahip Güney Kıbrıs Rum tarafındaki yaşayan insanlar. Bu ilişkileri bilerek kapalı ülke ekonomisi şartlarını da çok net şekilde bilen biri olarak o güneyde yaşayan 1 milyonluk nüfusun bu yandaki alım yapabilme, ekonomik anlamda alışveriş yapabilme, işte harcayabilme şevkini kırmamak adına, o sinerjiyi bu ülkeye tutabilmek adına belki de bugüne kadar hareket ettik. Çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin katkıları başta ve devamında Güney Kıbrıs'tan gelen ekonomik sinerji sebebiyle bu ülkede hala daha bütün dünyada yaşanan stagflasyona rağmen, durgunluğa rağmen resesyona girilmemişti. Baktığınız zaman 1,5 yılda bu ülkenin çalışanına, reel sektöründe 133 bin kişisine devletten maaş başlığı altında alım gücünü artırma adına işte ödeme alan 84 bin kişiye %170 hayat pahalılığı uygulaması yapıldı Sayın Levent Kutay. Çok nettir rakamlar. İşte önümüze duran geçmiş aylara baktığınızda %20'ye yakın hayat pahalılığı söz konusu. Ve devamında da bu aydan açıklanacak olan hayat pahalılığıyla birlikte devlet yine görevlerini özellikle hükümet yerine getirecek. Bir an önce açıkladı Sayın Başbakan. Hayat pahalı uygulamalarını yılda 2 kez değil, yılda 3 kez yapacağız dedi 2024 yılında. Çok doğru bir hareketti. Ben yılbaşından beridir Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak bu ekonomik sıkıntıların aşılmasında daha kısa sürelerde hayat pahalı uygulamaların yapılması taraftar olduğumu hep ifade ettim. Hükümetin içinde olan biri olarak, kabine olan biri olarak ekonomik politikalarla insanımızın alım gücünü ayakta tutmak zorunda olduğumuzu ki bütün ekonomik anlamda görüş belirtenlerin ana fikri bu. Dile getirdiğim düşüncelerim de bugün geldiğimiz noktada çok net şekilde ortadadır ki zaten mevzuatla ilgili çalışma tamamlanıp bildiğim kadarıyla meclise gönderildi. Önümüzdeki yıl bu noktada uygulanacak olan hayat pahalılığı çalışmaları 4 ayda bir yapılacak. 4 ayda bir alım gücü koruma adına hem reel sektörde çalışanların asgari ücreti belirlenecek, alım gücü yukarıya çekilecek, hem de devlette çalışanların veya devlette maaş başlığı altında ödeme alanların da hayat pahalılığı oranlarındaki alım gücü koruma adına ile iyi bir hareket gerçekleştirecekleri düşünüyorum. Şimdi Sayın Tufan Hoca'nın konuşmasını tabii hükümet içerledi biraz. Onu görüyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı isim vermeden Sayın Cumhurbaşkanı da biraz önce mesajlarında bunu söyledi. Tufan Hoca diyor ki bu halk yoksullaşmayı, yoklaşmayı, çocukların göç etmek zorunda bırakılmasını kabul etmiyor. Yani şimdi ben de hep bunu söylerim işte. Yaklaşık 15 aylık bir görevleri var. 2018'den sonra Dörtlü Koalisyon Hükümeti'nin hep şikayet ettikleri bu konularla alakalı bir şeyler yapabilirlerdi. Kimse kimsenin elini tutmuyordu yapmak isteselerdi.
Ama ben de diyorum ki, madem bu gerçekler ortadaydı, o günlere neden adım atmadınız? Yani işte enerjiyle alakalı veya devamında bu konudaki çocuklarımızı ülkeyi terk etmemesiyle alakalı. Ve orada hemen izleyici koltuklarında oturan Sayın Mehmet Ali Talat da konuşmaları dinledi. Bundan önceki 5 yıllık süreçte 2009'a kadar olan sözleşmeyi ilgili özel şirketleri imzalayan Sayın Mehmet Ali Talat hükümetiydi. 2009'dan sonraki 15 yıllık sözleşmeyi de imzalayan Sayın Ferit Sayın Soyer hükümetiydi. Buradan herkese teşekkür ediyorum tekrardan. Teşekkür etmeye devam edeceğim özellikle. Neden diye sorarsanız, çünkü hep eleştiri bunu muhalefet. Neden Aksaray'a sözleşmeyi imzaladınız? Daha öncekilerin neden imzaladığına bakarsak, bundan sonra da neden imzaladığımız çok rahatla görebilirler. Ama bunun içerisinde çok daha farklı bir şey var. Bunun içerisinde şimdi yapılan sözleşmenin içerisinde fizibilite çalışması başlamıştır. 24 Ağustos'da yetkilendirme belgesi ilgili şirkete verilmiş ve fizibilite çalışması resmi olarak her ülkenin devlet başkanları tarafından yetkilendirilerek başlatılmıştır. Bu da 1 yıllık sürece tamamlanacaktır diyor o sözleşme. Tamamlanmazsa da 15 yıllık sözleşmeye dahil bütün sözleşme fesholunur diyor oradaki sözleşmede. Ve devamında da şunu söylüyor. Maksimum 5 yıllık süreçte de inşaat süresi tamamlanacak, interkonnekte başlayacaktır deniyor. O 800 megawattlık projede. Yani işte siz de bunları başlayabilirdiniz. Siz de ekonomik anlamda yeni organize sanayi bölgeler yasasını geçirip mikro anlamdaki o pandemi dönemlerinde maskeyi bile üretemeyen sanayi bölgesi, 18 sanayi bölgesinin tekrardan makro anlamdaki ihracata yönelik çalışmaları, üretim yapabilecek noktaya getirebilirdiniz. Kimse elinizi tutmuyordu. Şikayet ede ede buralara geldik işte. Hala daha konuşuyoruz. Yani 2009'dan önce konuştuğumuz, 2015'ten önce konuştuğumuz noktadayız daha. Henüz enerji noktasında da, üretim noktasında da, ihracat noktasında da. Yani işte 2 milyar dolarlık turizm ve yüksek eğitim girdisi var katma değer olarak. Bunun karşılığında da 200 milyon dolarlık üretim yapıp ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Ve dış ticaret açısındaki dengeleri, işte hizmetle sektörü kapattığınızı övünerek, böbürlenerek söylüyorsunuz. Ama bu küçücük ülkede bile, narinciyesiyle, süt ve süt ürünleriyle, Türkiye'yi kıyı ticaretinin de verdiği şansla birlikte yıllık 50 milyon doları neden 500 milyon dolarlara çıkartmakla ilgili adım atmadınız diye sormak istiyorum buradan. Biri elinizi mi tuttu? Yani çıkıp hep birileri sanki de hep hata yaptı. Biz geldiğimizde ya da siz geldiğinizde doğruları yaptınız diye bir durum söz konusu değil. Buraya gelen herkes doğruları yapmak zorunda sayılır Kutay. Yani bunun adını ister Ulusal Birlik Partisi koyun, ister başka herhangi bir siyasi partinin adını koyun. Buraya gelen herkes devlet politikası haline getirdiği sanayiyi, eğitimi, turizmi, sağlığı, enerjiyi ülkesinin insanına sunmak zorundadır. Burada sadece yapılan önemli hata nedir bilir misiniz? Hep dile getirdim, getirmeye devam edeceğim. Bu gibi önemli politikaları belirlerken, yani Ulusal Birlik Partisi'nin az önce de ifade ettiği gibi Sayın Tuğhan Örvan yine onun üzerine söylüyorum. Hükümet programına açıkladığı bir işte nüans olarak kalmamalıdır. Onu devlet politikası haline getirip eğitiminde, çalışma hayatında, sağlığında, enerjide, her türlü ihracatında hareketleri geliştirmek anlamında adımlar atmak zorundayız. Yoksa biri gelir gider, öteki gelir yap boz yapar, tekrar kaldığı yerden sıfırdan başlayarak hareket etmenin yollarını arar. Ben onu söylemiyorum işte. Öyle bir şey, öyle bir plan geliştirmemiz lazım ki bunun da altı işte mevzuatlarladır, yasalarladır. Enerji Dairesi'nin kurulumunda olduğu gibi, Enerji Üst Kurulu'nun hayata geçirilmesinde olduğu gibi, devamında elektrik araçlara enerji verilme yasalarında olduğu gibi, bunların yasal yapısını, zeminini oluşturacaksınız ki ileride bu konudaki atılacak olan adımlarda bu ülkeye gelecek olan elektrikli aracın, bu ülkeye gelecek olan elektrikli aracın yaşayabilmesi olan ihtiyaçlarının ne şekilde olacağı, bu ülkede yeşil enerjiyle yaşayabilme şansı en üst seviyede olan bu ülkede yeşil enerjiye nasıl kavuşup da yaşayabileceğini o yasalarla birlikte şekillendirelim diyorum ben. Komitede onları konuşuyoruz. Sadece bizim birkaç kelimeyi oraya yazıya döküp de götürdüğümüz durumu söz konusu değildir. Dikkatle dinliyoruz. Hataya hata, yanlışa yanlış, eksiye eksiktir diye not alıyorum her toplantıda. Kimin ne söylediğini özellikle ben bir istenograf gibi tutanak tutuyorum. Çünkü yarın bunlar gene kurula çıkılıp siyaset yapılma adına başka türlü konuşulmaya çalışılacak yine. Gördüm. Bu 5 yıllık süreçte birçok şeyi tecrübe etme şansı elde ettim. Ve ben bunu söylüyorum. Enerjide özellikle, Sayın Levent Kutay, enerjide bizim hata yapma şansımız yok. Enerjide hata yaparsak,
sizin ülkenizin koymuş olduğu 50 bin yatak kapasitesini turizmde, ulaşmaya çalıştığı 4 milyon turistiyi veya 150 bin öğrenci kapasitesini yüksek eğitimde, bunların hepsinin birlikte işte o makro anlamda üretimi yapıp ihracata daha da işte abanabilme, ihracatı artırabilme noktasında başarısız olursunuz. Her şeyin temelinde her şeyi üretebilmek, her şeyin ihtiyacını karşılayabilmek, turizm yapabilmek, yüksek eğitimi 10 ay bu ülkede öğrenciyi barındırabilmenin temelinde sizin oradaki ihtiyacınız olan enerji ihtiyacı karşınıza bir duvar gibi durmamalı. Bunu aşmak zorundayız ve biz her şeye rağmen bütün geleceği baltalama düşüncesinde olanlara buradan sesleniyorum özellikle enerji noktasında. Bu konudaki atacakları adımların karşısında evet biz duvar gibi duracağız ve diyeceğiz ki hayır, bu ülkenin ihtiyacı bütün dünyadaki gerçeklere uygun şekilde adalardaki karalara, ana karalara bağlanma noktasındaki adımlar tamamlanacak. Kabloyla ilgili interkonnüksiyon çalışmaya başlayacak. Devamında da bu çalışmaya başlamayı uluslararası protokollarla iki ülkenin yetkilileri Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Üstlük Cumhuriyeti şekillendirecek. Ve bundan sonraki arz güvenliği noktasında işte Göçmengöy'deki insanımızın evine, işte sanayi bölgelerindeki iş yerimizin kapısından içeriye enerji girmek gibi bir sıkıntı yaşanmayacak. Bunu çok net söylüyorum. Sayın Bakanım, tabii bir vatandaş olarak akaryakıt fiyatlarında ki artış, olası artış yani bundan sonraki süreç, çünkü gelen sinyaller belli ki bu artışın önümüzdeki yıllarda devam edeceği gibi görünüyor. Yani kısa süre içerisinde. 100 dolar gibi bir hedef konulduğunu biliyorum ben varil başına. Brent Petrol'da OPEC tarafından. Bizde bu bizi tabii gerçekten tereddüt altına sokuyor. Endişelendiriyor. Uluslararası piyasada hedef olarak Brent Petrol'da 100 dolar net şekilde açıklanıyorsa OPEC yetkilileri tarafından özellikle, evet. Amerika'nın bütün müdahalelerine rağmen buna Rusya'da destek atıyorsa elbette ki bizim çok dikkatli olmamız lazım. İşte yine söylüyorum, ada ekonomilerindeki bu krizleri atlatmak çok da kolay değildir. Eğer böyle bir kriz baş görürse burada. Ben geçen gün Sayın Başbakan'a da ifade ettim. İşte bu fiyatlamalardaki yaşanan sıkıntılardan dolayı zamlar söz konusu olursa dua ederim dedim. Yılbaşında da bu malı tedarik edebilelim. Tedarik sıkıntısı bile yaşama sıkıntıları. Sadece bizde değil, bütün dünyada başta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı söz konusu olabilir. İnşallah o günleri görmeyiz. Peki. Son bir soru daha. Çok genel bir soru ama içerisinde çok şey barındırdığını düşünüyorum. Yani ekonomik ve mali açıdan yıllarınız Maliye Bakanı'nda geçti. Şimdi Ekonomi Bakanı olarak ama 2024'te ekonomik mali öngörüleriniz nedir? Vatandaşa ne mesaj vermek istersiniz Ekim ayından? Şimdi bundan yaklaşık 20 yıl önce Türkiye'de katıldığım Türk Devletleri Teşkilatı toplantısı Sayın Mehmet Ali Mehmet Şimşek'le birlikte, evet, konuşma şansı, onun konuşmasını dinleme şansı elde ettim. Öngörülerine katılıyorum. 2024'te de tabii ki sıkıntılar yaşanmaya devam edecek. Dünyadaki gerçeklerinde, ölçeklerinde olduğu gibi. Ki orada söylenen 2026'da %3 bütçe açıklarına ulaşılabilmesi için hedeflerin, evet, belirlendiğini çok net şekilde Sayın Mehmet Şimşek ifade etti. Katılıyorum. Çünkü Türkiye'de yaşananların da yarattığı bir ekonomik sıkıntı var ama dünyadaki yaşananların yarattığı bir ekonomik sıkıntı zaten var. Ve bunun paralelinde de bizim ülkemizde işte %90 üzerinde ticari hayatını ithalatla gerçekleştiriyorsa ki çok net şekilde öyledir. İşte rakamları verdim. Evet. 2 milyar dolar ithalat, 200 milyon dolar ihracat olduğu bir ülkede hizmetler sektöründe inşallah pandemi gibi bir sıkıntı yaşanmaz da 2024 ile başlayarak bunların etkilerinin daha da azalması söz konusu olur. Ama 2026'da çok daha net şekilde işte pozitif anlamda etkilerin yaşanacağı, ekonomik sıkıntıların aşılacağı öngörülür. Bütün dünyada mevcut. Evet. Çünkü global anlamda yaşanan bir ekonomik kriz var. İşte etkilerini ve nedenlerini biraz önce konuştuk. Tam da biz de burada 2024'te de işte biraz önce verdiğim örnek alım gücünü koruyarak insanımızın Türk lirasında yaşanan enflasyonist ortamlarda yaşanan değer kaybına rağmen bile alım gücünü koruyarak bu ekonomik sıkıntıların içerisinden çıkması için uğraş vereceğiz. Esası da budur. İnsanınız eğer aldığı maaşıyla hayatını idame ettiremiyorsa, siz isterseniz ne söylerseniz söyleyin, nasıl fiyat açıklasanız açıklayın, alamadıktan sonra, o alım gücünü koruyamadıktan sonra hiçbir anlam ifade etmez. Ama hiçbir şey herhalde
2023'teki yaşananlar kadar daha kötü olarak değildir diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptığımız görüşmelerde de bunlar çok rahatla dile getirildi. Tabii bekleyip görmek lazım. Bu kadar küçük bir ekonomik yapı içerisinde büyük ekonomilerde yaşananların artçı depremlerini buralarda yaşamak çok daha farklı, çok daha büyük oluyor diye düşünüyorum. Evet. Bunların etkilerin daha az olabilmesi ve insanımızı daha az sıkıntıya sokması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Örneğin de olduğu gibi işte akaryakıt fiyatlarında. Yanı başımızda 47-48 lira, Türkiye'de 42 lira, burada 31-65. Aynı piyasada alınan bir ürünün, uluslararası piyasada. Bu tamamen hükümetin başarısıdır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın iyi politikalara, sanayi, özellikle Maliye Bakanlığı'yla birlikte dirsek temasında çalışmasının ürünüdür diye düşünüyorum. Selman Hanım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle ayakta dinamik bir yayın oldu. Sizi yeniden burada görmek isteriz. İnşallah. Önümüzdeki süreç meclis tabii ki iç siyaset gereği. Ekonomi bana sorarsanız başlayacak konumuz ekonomi gereği. Oldukça hareketli ve sıcak geçecek. Sizi yine buradan ağırlamak isteriz. İnşallah. Yine İnşallah. Ekonomik verilerinizi buradan konuşmak isteriz. İnşallah. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Ekonomi Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu'yla yeni yayın dönemine başladık. Sağ olsunlar. Bizim için de anlamlı küçük çaplı bir törensel yayın olsa da ilk başlangıçta her zaman değerlidir. Ekonomiye ağırlık vermek istedik. Meclisin ilk günü zaten özellikle muhalefetin, ana muhalefetin ortaya koyduğu sözel durumla birlikte belli ki ekonomi ve mali açıdan oldukça sıcak bir dönem bizleri bekliyor. Sayın Bakanımıza çok teşekkürler. Ben Yarın saat 12.10'da yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.